Merhaba sevgili dostlarım, hoş geldiniz. Herkese iyi hafta sonları diliyorum. 11 Haziran 2023 itibariyle altını bir ele alalım. Bayağıdır da almıyoruz. Döviz kuru hareketli. 23.40 seviyesinde haftayı kapattık dolar TL tarafında. Ve altın tarafına baktığımızda da gram bazında 1475 TL. Ons tarafına baktığımızda 1960 dolar seviyesinde kapanışımız geldi. Şimdi tabii her iki tarafı da kapsamlı bir şekilde değerlendirelim. Ama gram tarafında yolun bir miktar daha açık olduğunu belirtelim. Burada %10 daha bir alan var gibi duruyor. Birazdan teknik anlamdaki göstergeleri sizlerle paylaşacağım. Videoda gelen horoz tavuk sesleri için de özür diliyorum. Bulunduğum mevki dolayısıyla bu ses arkadaşlar geliyor. Yapacak bir şey yok. Susturamıyorum. En sonunda kesip yiyeceğiz herhalde. Vaziyet onu gösteriyor. Şimdi ons altında başlayalım. Ons altına baktığımızda burada 1600 dolar seviyesinden itibaren başlayan yükseliş trendinin korunduğunu görebiliyoruz. İnvestik verilerine göre. Toparlanma eğilimi arkadaşlar burada kendini gösteriyor. Ancak bunun bir garantisi yok. Tabi burada bizim için asıl olan nedir? Yani burada bir pozisyon açılır mı daha doğrusu? Ya da burada bir beklentiye girilir mi? Fed'e ilişkin faiz beklentileri güçlü. Yani Haziran ayında da artış olacağını ben dile getirmiştim. Burada önümüzdeki aylara ilişkinde bir faiz artırım daha gündemde olabilir. O yüzden temkinli olalım ama her şeye rağmen jeopolitik gerginlikler, belirsizlikler bunların hepsi altını güçlü tutmaya yetiyor. Yani şu anda biraz aslına baktığımızda güçlü duruşunu devam ettiriyor. Ama 1940 seviyelerini stop kabul etmekle birlikte yani bölgenin altına gelecek olan hareketlerde alıcı bölgelerinin 1820 dolar, 1810 dolar seviyelerinde olduğunu da hatırlatayım. Şu anda bir yukarı yönlü ya da aşağı yönlü pozisyon açmanın mantığı yok. Bizim için asıl olan arkadaşlar yukarıdaki ana direnç bölgesi aşılmadıkça ya da aşağı tarafta bir kırılım gelmedikçe bu noktalarda risk almanın mantığı yok. Hele hele ki kritik böyle işte Fed'in faiz kararlarının olduğu haftalarda, günlerde, aylarda dikkatli olacaksınız. Sarı bölgemiz bizim ana direncimiz. Bölgenin üzerinde kalıcılık altının ons bazında roketlemesine sebebiyet verecek. Bunu da şu anda tek engelleyen Fed'in parasal sıkılaşması. Fed parasal genişlemeye başladığı takdirde burada da zaten hareket kendini sert bir şekilde gösterecek. Göstergelere baktığımızda haftalıkta RSI 70'in üzerine atamıyor. Eğer attığı takdirde zaten rally'yi başlatacak gördüğünüz gibi. Hatta çizeyim belirgin olsun. Şöyle mavi renkte de işaretleyelim. Arkadaşlar bu bölgenin üzerine bizim haftalıkta atmamız şart. Görüldüğü gibi burası bir direnç ve bu direnç bize şu anda izin vermiyor. Aylıkta durum ne şekilde ilerliyor derseniz genel anlamda pozitif. Yani artık çok aman aman baskılanacak bir durumunun olduğunu da düşünmüyoruz bu noktalara baktığımızda. Ki göstergelerde sıfır bölgesinin üzerinde aylıkta kalmayı başarmış ve alada çevirmiş. Şu anda fiyat grafiğinde de gördüğünüz gibi genele bakıldığında dar bir bant aralığında ilerliyor. Bu da ne anlama geliyor? Yani artık bu noktalarda biraz sabırlı olmak gerekiyor. Aşağı yönlü hareketler olsa bile çok fazla üzecek bir zaman kaybını beraberinde getirmez arkadaşlar. Fed çünkü bakıldığında bu kadar sert ya da sıkı duruşu çok uzun bir süre koruyamayacak. Elinde sonunda o karşılıksız para basılmaya devam edilecek. O yüzden biz de bu noktalarda takibimizi bu şekilde yapacağız. Ama kısa vadede işte benim stopum patlar mı ne olur endişelerine karşılık da 1930-1940 hatta artık dikkatlice takip edilsin. Aşağıda bir silkelem hareketi de oluşabilir. Yani garantisi yok, piyasayı biz yönetmiyoruz ama güçlü duruş her şeye rağmen devam ediyor. Bu da pozitifliği bize vurguluyor. Demek istediğim şu, şurada bir kırmızı çizelim. Şu alanda arkadaşlar işleme girilmemesi gerekiyor. Burası tehlikeli. Yani burası tuzaklarla dolu. Aşağı yönlü tuzak olabilir. Tekrardan yukarı yönlü bir iğnelenme olabilir. Yani burada kalıcılığı görmek gerekiyor. En önemlisi sarı bandın üzerinde en az 2 gün ve bir de cuma kapanışını görmemiz şart. Rally'ye başladı diyebilmemiz için. Ama ben fiziki altın yatırımcısıyım. Zaten kur destekli alacağımı aldım. Kur da belli bir seviyelerde artık 20'nin üzerinde dengelenir, beni de üzmez. Bir de buradan ons desteğini arkama aldığımda 2500-3000 lira gidecek zamanım da var diyor iseniz ya sıkıntı yok. Ya bunu da belirteyim yani benim fikrim öngörüm bu şekilde. Ama tabii
mevcut enflasyon koşullarında vesaire bunlar tartışıldığında değer mi? Bana soracak olursanız değmez. Ama size ya da bir başkasına sorduğumda değebilir. Ya da altını fiziki olarak elinizde tutmak sizi mutlu ediyor olabilir. Saygı duyuyorum, doğrudur. Ama ben altın tarafında kendimi çok fazla koruyabileceğimi düşünmedim hiçbir zaman. Şimdi gram tarafına geldiğimizde arkadaşlar, gram tarafında tamamen kur beklentileri, kur hareketleri sizi kısa vadede çok ciddi derecede ilgilendirmek zorunda. Bana ne kurdan diyemezsiniz. Sebebi de zaten şu anda kur destekli hareket ediyor. Genel itibariyle baktığımızda şöyle en bariz belirgin olan TEP 1061 lira, onun geri çekilmesine baktığımızda 595 lirayı baz aldığımızda hareket aslında gerekli referans bölgelerine ulaşmış gibi duruyor. Ama bir miktar daha hareketler sergileyebilir. 1.618'ini buraya göre iğnelemiş durumda üzerine. Burası aslında tamam gibi duruyor. Zaten 1400-1500 hedeflerini de aldı. Bunlar da zaten aylar öncesinden dile getirdik. Ancak trend temelli bir ilerleme kaydedecek olduğumuzda burada 475 lira, 1061 lira tepesi, 1060 liralar ve 595 lira dibini baz aldığımızda buradaki trend temelli yardımcı göstergelerimizin de birebir uyumlu bir şekilde destek dirençlerin çalıştığını görüyorsunuz. Yani yatay çizgilerin. Burada da 1.618'lik dilime bakıldığında 1548 lira seviyesini Investig'e göre veriyor. Bu da ne anlama geliyor? Burada bir miktar daha %10 daha gidebiliriz diyor arkadaşlar. Uzun vadeciler için zaten sıkıntı yok. Yani 1600 seviyelerini test etme eğilimimiz yüksek gibi duruyor. Tavsiye niteliği olmamakla birlikte hatırlatayım. Peki göstergelerde gidebilecek alanımız var mı? RSI'ye baktığımızda 86 seviyelerinde bir miktar daha haftalıkta alanın olduğunu görebiliyoruz. Bu da %10'u burada zaten destekler. Bu noktada bence hemfikir olmamızda fayda var. Günlükte baktığımızda RSI 82 seviyelerinde, önemli olan 70'in üzerindeki kalıcılıklarda buradaki dalgaların tamamen düzeltme alım fırsatı olduğunu değerlendirebiliriz. Burada da işler günlükte pozitif şekilde karşımızda duruyor. Burada da bence bir problem teşkil etmiyor. En önemlisi, eğer kur tarafına bir bakacak olduğumuzda burada önümüzdeki hafta itibariyle yeni ekonomi müdürümüzün, yeni ekonomi profesörümüzün Sayın Mehmet Şimşek'in banka müdürleriyle bir toplantısı olacak. BDDK'nın başına da eski Merkez Bankası atandı. Yeni Merkez Başkanımız Sayın Gaye Hanım oldu. Ve burada da kur beklentileri 25 ve bir tık üzerinin bize verilmesi, ama 25-25,5 seviyeleri bence makul gibi duruyor bu seviyelerde. Ha, istek 27-28'ler ama çok fazla izin verilir mi bilemiyorum arkadaşlar. 22 Haziran'da da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın para politika kurulu kararı açıklanacak. Metinin tam anlamıyla değişmesini bekliyoruz. Artık Türk lirasının TL'yi destekleyici adımların metinden kaldırılmasını ve önümüzdeki hafta itibariyle de resmi açıklamalar olabilir PPK öncesinde. Ve kurumda genel görüntüsüne baktığımızda burada da bir miktar daha gidebilecek alanımızın olduğunu trend temelli görebiliyoruz. Yani 27'leri destekler nitelikte. Burada da en az bir %10, %15 bu görüntüye göre var gibi duruyor. Yani 12 Haziran itibariyle biraz daha kurda atakları görme ihtimalimiz var. Haftalıkta tabii zirve seviyelerindeyiz, ama bakın bunu da söyleyeyim. Bu hareketler anlık gerçekleşebilir ya da 25'ten de dönebilir. Çünkü diğer taraftan diğer Fibo yardımcı araçlarımıza baktığımızda aslında sert tehlikeli bölgelere gelmiş durumdayız. Bariz belirgin olan en son tepe ve dibi aldığımızda 18.40-10 lira noktalarının 1.618'e buralarda ulaşmış durumdayız ve dinleniyoruz şu anda. Yani güç topluyor gibi duruyor. Yani 25-25,5 üzerine iğnelediği takdirde bu işi burada bitirebilirler. Bakın bunu söyleyeyim, çünkü haftalıkta artık göstergeler zirvede. Zirvede bir kapanış olacağını da dile getirmiştik zaten, böyle olması gerekiyor göstergelerde diye. Ve ben size en son zirvede gelen bir kapanışı şöyle bir özetleyeyim. Ne olduğunu, ne bittiğini. Bakın burada da özellikle 16 seviyelerini denediğinde, 17 hatta denediğinde 16.96 haftayı 16.40'ta kapatıyor burada. Şurada kapatıyor. Gösterge haftalık bazda baktığınızda RSI'ye mesela, keza MACD'de de öyle ama RSI biraz daha size net gösterge sunacağım.
96 seviyelerinde kapanış geliyor. Bir sonraki hafta yukarı yönlü açılıyor. 18.40'ları test ediyor. Bakın. Sonrasında aşağı doğru sert bir çakılma, yani KKM gibi bir müdahale geliyor. Şimdi burada da aynısı olacak gibi bir hava var. Çünkü gösterge aylıkta zirvede kapanmış. Bu konuda da sizi uyarayım. Umarım videoyu sardırmadan izlemişsinizdir. Keza gram altında da olacak. Aynı burada olduğu gibi. Yani 947 liradan haftayı kapatıyor. Aynı hafta 996'yı görmüş. 1060 liralara kadar çıkıp gösterge aşağı doğru çakılıyor. Yani bunları iyi okumanız gerekiyor arkadaşlar. İyi okuyamazsanız, yani bir yerde bir hata yaparsanız ve hırslanırsanız anlamı yok. Yani önümüzdeki hafta şu olabilir. Yukarı yönlü 1600'lere doğru, 1550'lere doğru bir hareket. Sonrasında gelecek olan açıklama, beklenti, müdahale, herhangi bir resmi bir kararla birlikte aşağı yönlü çakılışımız da kaçınılmaz olabilir. Yani illaki ben 22 Haziran'daki faiz kararını bekleyeceğim mantığıyla ilerlememek gerekiyor. İşinizi son dakikaya bırakmayın. Kısa vade çünkü iyi bir getiri bıraktı. Bunu keza yabana atmamak gerekiyor. %20, %25'lik bir kısa vade getirisi var. Tamam, bu biraz daha %30'lara vesaire çıkabilir, %35'lere. Ama bunun bir kar realizesi ya da bir dengelenme noktası olacaktır. Ha, ons bazında bir destekçiniz daha var ama buradaki sert geri çekilmelerde, sert denge arayışlarında ezilebilirsiniz. Bunları iyi hesap edin. Ama altın yatırımcısı uzun vadelidir. Ama herkes, birçok kişi alırken de ben kısa vadede yükselince satayım, düşünce alayım mantığıyla ilerler. Vakti işler tersine gidiyor, uzun vadeci olur. Yani genelde görüntüler hep böyle işliyor. Benim söyleyeceklerim bu. Tavsiye niteliği olmadan eğitim amaçlı. Benim söylediklerimle de arkadaşlar al sat kararlarınızı değiştirmeyin. Çünkü uygun sonuçlar doğurmayabilir. Ama genel görüntüyü de net bir şekilde ben paylaştığımızı düşünüyorum. Umarım faydalı olmuştur. Hepinize bol şans, bol kazançlar. Görüşmek üzere, hoşça kalın.